prensler, prensesler, yeniden karşınızdayım. Masalcı dedeniz yine size masal anlatmak için ekranlarınızın karşısına geldi. Hayır, ekranlarınıza ben geldim, siz ekranların karşısına geldiniz. Değil mi? Hazırsınız değil mi? Dilim sürçtü. Yanlış telaffuz ettim. Ben ekrandayım, siz ekranların karşısındasınız. Evet, sevgili çocuklar, hadi bakalım. Benden yeni bir masal dinlemek istiyorsanız hemen yerlerinizi alın, arkanıza yaslanın, keyifli bir masal dinleyin benden. Oldu mu? Anlaştık mı? Peki o zaman. Hadi bakalım, hazırsanız ben de masalıma başlıyorum. Evet çocuklar, her zaman olduğu gibi bir tekerlemeyle başlıyorum. Yine biliyorsunuz, ben anlattıkça siz de bu tekerlemeleri tekrar ederseniz konuşmalarınız hem hızlanır hem de güzel konuşursunuz. Konuşmanızı güzel telaffuz etmiş olursunuz. Hemen hemen her gün bir tekerleme ezberlerseniz çok daha güzel konuşursunuz çocuklar. Ben de bunu çok sevdiğim için bütün masallarımda tekerleme söylüyorum. Evet, her zaman olduğu gibi bir varmış bir yokmuş diyerek masalıma başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten, anam kaptı kaşayı, babam kaptı başayı, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Derken bir kuş çıktı karşıma, dedi ki hadi gel yanıma. Dedim nereye? Dedi ki periler diyarına. Ah, periler diyarına ne yapacaksın? Dedi ki masal dinleyeceğim, masal öğreneceğim. Ah dedim, ben masalı çok severim. Dinler dinler uyurum dedim. Tam beni de al yanına diyecektim ki kuş alıverdi beni kanadına. Doğru götürdü periler diyarına. Daha önceden bahsettiğim gibi yine bu perilerden öğrendiğim bir masalı size anlatmaya çalışacağım. Evet çocuklar. Kasabanın birinde tembel bir çocukla annesi birlikte yaşarlarmış. Bu tembel çocuğun annesi oğluna ne yaptı, ne ettiyse bu tembelliğinden bir türlü vazgeçirememiş. Hadi oğlum demiş bir gün. Kalk ya böyle tembel tembel yatma, oturma. Git demiş ahırdaki hayvanlarımızı, koyunlarımızı çıkar otlat demiş. Annesi ne dese oğlu türlü bahaneler buluyormuş. Hayır anne demiş ya, koyunları ben otlatamam. Koyunlar beni görünce korkuyorlar, kaçıyorlar, her biri bir yere dağılıyorlar. Sonra onları toparlayamıyorum, ben koyunları otlatmam demiş. Kadın çaresiz, oğlum demiş, madem koyunları otlatmıyorsun, hadi demiş git şuradan çeşmeden bir su doldur gel demiş sokak çeşmesinden. Biliyor musun çocuklar, eskiden sokaklarda çeşmeler vardı, hala bizim zaman zaman bazı illerde görüyorum, sokak çeşmeleri, sebiller var. Evet, o çeşmeden bir su doldur gel demiş. Çocuk demiş ki, hayır anne, ben gidemem. Niye oğlum? Çünkü benim ayağım ağrıyor, ben su falan getiremem sana demiş. Git, kendi suyunu kendin getir demiş. Kadın çaresiz, hayatına böyle devam etmeye başlamış. Aradan günler geçmiş, bir gün sabahleyin gelmiş çocuğuna, hadi oğlum demiş, yatma böyle tembel tembel, kalk demiş ya, git akırdağaki eşeğe çıkart, onu bari otlat demiş. Bizim tembel çocuk hemen aklına bir fikir gelmiş. Tamam anneciğim demiş, hemen yerinden toparlanmış, ahıra gitmiş. Ahırdan eşeği çözmüş, yularını tutmuş ve dışarı çıkartmış. Sevgili çocuklar, bizim tembel çocuğun niyeti eşeği otlatmak değil, eşeğin sırtına binmekmiş. Ama bizim eşek kesinlikle tembel çocuğu sırtına bindirmek istemiyormuş. Aman efendim, ne çifteler atıyormuş, ne yerinde duruyormuş, çocuğu bir türlü sırtına bindirmek istemiyormuş. Bizim tembel çocuk eşeğin kulağına varmış. Hey eşek kardeş, eğer beni sırtına bindirirsen sana boncuklu er alırım demiş. Bizim eşek hiç dinlememiş bile, tembel çocuğu duymuyormuş bile. Yeniden çifteler savuruyormuş ve çocuğu sırtına bir türlü bindirmiyormuş. Yine çocuk bir hamle daha yapmış, eşeğin kulağına gelmiş. Hey eşek kardeş, beni sırtına bindirirsen seni kasabaya götürür, kralın sarayını gösteririm demiş. Eşek yine ikna olmamış, yine çifteler savurmaya başlamış ve bir türlü çocuğu sırtına bindirmemiş.
Çocuk kararlıymış eşeğin sırtına binmeye. Bir şekilde şu eşeğe ikna edip sırtına binmek istemiş. En son tek bir hamleyle tekrar gelmiş. Demiş ki, hey eşek kardeş, bana bak. Beni sırtına bindirirsen sana okuma yazma öğretirim demiş. Eşek bir anda sakinleşmiş, çifte atmaktan vazgeçmiş ve bir anda dile gelmiş. Masal bu ya çocuklar. Mademmiş bana okuma yazma öğreteceksin, o zaman demiş tüm kitaplarını bana verirsen o zaman seni sırtıma bindiririm demiş. Çocuk çaresiz, tamam demiş, peki önce sen beni sırtına bindir, tüm kitaplarımı sana vereceğim demiş. Ve eşek çocuğu, tembel çocuğu sırtına almış, o gün boyu kasabada orası senin, burası benim gezip tozmaya başlamışlar. Ve akşam olmuş, eve dönmüşler. Eşek, hadi bakalım demiş. Ben sözümü tuttum, bütün kasabayı sırtımda seni gezdirdim. Şimdi demiş, git bana ne kadar kitabın varsa getir demiş. Tembel çocuk çaresiz gitmiş. Bütün kitapları getirmiş. Çünkü niyeti ertesi gün tekrar eşeğin sırtına binmekmiş çocuklar. Kitabı getirmiş, ahlak bırakmış ve bu arada başlamışlar eşekle birlikte ders çalışmaya. Tembel çocuk eşeğe okumayı yazmayı öğretmiş. Masal bu ya çocuklar. Eşek her akşam ahırda tembel çocuğun getirdiği bütün kitapları okumuş bitirmiş. Kitaplar bittikten sonra eşek ahırdan kaçmış çocuklar. O günden sonra eşeği hiç ama hiç kimse bir daha görmemiş. Aradan günler, aylar, yıllar geçmiş. Eşekten hiç haber yok. Bu arada tabii bizim tembel çocuk da büyümüş, kocaman tembel bir adam olmuş çocuklar. Bu arada tembel çocuğun annesi de iyiden iyi yaşlanmış. Ama oğlunun tembel adamın bu halde çok üzülüyormuş. Neler yaptı, neler etmesi bir türlü bu tembelliğinden vazgeçiremiyormuş evladını. Günlerden bir gün komşusu tembel çocuğun annesine demiş ki, komşum şu yüksek tepede eski bir değirmen var. O değirmende bilge bir kişi yaşıyor. Bilge kişiye gidip derdini anlatan herkesin derdine o bilge kişi çare oluyor demiş. İstersen bir gün sen de bir git o bilge kişiye oğlunun tembelliklerini anlat. Belki senin derdinde bir çare olur demiş. Kadın düşünmüş. Haklısın komşum demiş. Artık ben iyice yaşlandım. Allah muhafaza ben ölürsem bu çocuğuna kim bakacak? Bu tembelliğiyle kendini nasıl hayatını idame ettirecek demiş. Ve yaşlı kadın hemen hazırlığını yapmış. Örtüsünü başına almış. Artık kadın iyice yaşlanmış. Güzelce sarılmış. Ağır, aksak bir şekilde değirmenin yolunu tutmuş çocuklar. Ha, bu arada değirmendeki bilge kişi çocuklar asla değirmenin kapısını gelen ziyaretçilerine açmıyormuş. Ziyaretçilerin derdine değirmenin kapısının arkasından cevap veriyormuş. Kadını da komşusu uyarmış. Sakın ha demiş kapıyı zorlama. Derdini kapının önünde anlat. O bilge kişi kapının arkasından senin derdine çare olur demiş. Ve kadın tamam demiş. Başlamış ağır aksak yürüyüşlerle tepeye doğru tırmanmaya. Ay anam 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 anam. Anam benim. Şu evladımın yaptığına bir bakın. Bu yaştan sonra bana tepeleri tırmandırıyor. Tembel çocuk sende diye sızlana sızlana değirmene varmış. Değirmenin kapısının önüne oturmuş çocuklar. Soluklanmış bir müddet. Daha sonra değirmenin kapısına elindeki böyle bir asayla vurmaya başlamış. Değirmenin kapısının arkasından bir ses. Kimdir o? Ne istiyorsun? Diye bir ses gelmiş. Yaşlı kadıncağız oturduğu yerden doğrulmuş. Bilge kişi, benim bir derdim, bir sıkıntım var. Eğer derdime bir çare olursan
bu yaşlı vaziyetinde çok mutlu olacağım, ömrümün son günlerini mutlu mesut geçireceğim demiş. İçerideki ses, bilge kişinin sesi, nedir kadın demiş derdin, anlat bakalım, belki bir çaresini bulunur demiş. Kadın, oğlunun tembelliğinden bahsetmiş. Kendinin yaşlandığını, bu hayattan göçüp giderse oğlunun kendine bakamayacağını, perişan olacağını anlatmış. İçerideki ses, tamam demiş kadın, sen evine git. Ben oğlunun derdini anladım. Bana demiş, oğlunu gönder. Oğlunla bir görüşeyim demiş. Kadın, mutlu olmuş, oğlunun derdine çare olacağını bildiği için tekrar geldiği yoldan yavaş yavaş ohlayarak, sızlanarak, dermansı bir şekilde yorgun argın evine dönmüş. Ay aman çok yoruldum. Bu yolu kat ettiğime göre inşallah oğlumun derdine de bir çare bulunur demiş. Ve evine gelmiş sevgili çocuklar. Evine geldikten sonra oğlunu karşısına alır ve belki oğlum der, şu yüksek tepenin üstünde biliyorsun eski bir değirmen var. O değirmende bilge bir kişi yaşıyormuş. Senin için o değirmene kadar tırmandım bu yaşlı vaziyetimde. Senin derdini bilge kişiye anlattım. Bana dedi ki oğlunu gönder, ben oğlunun derdine derman bulurum dedi. Der. Tembel çocuk, tembel ya. Ben demiş oralara kadar tırmanamam, gitmem demiş. Hem yüzünü bile görmediğin bir insan bana nasıl derdime çare olacak be kadın demiş. Gitmiyorum. Zavallı yaşlı kadıncağız başlamış ağlamaya. Evladım demiş, olur mu öyle şey? Bak ben çok yaşlandım. Bu hayattan göçüp gideceğim. Sen kalacaksın. Sen bu tembelliğinle hayatını nasıl devam ettireceksin? Ne olur demiş. Git. Derdine çare bulunur belki, bir görüş demiş. Başlamış ağlamaya. Bizim tembel adam ne kadar da tembel olsa annesinin gözyaşlarına dayanamamış çocuklar. Tamam tamam demiş anneciğim. Ağlama sen. Senin demiş hatırını gönlünü kırmak istemiyorum. Tamam demiş. Gideceğim. Görüşeceğim. Hiç sanmıyorum benim derdime çare bulacağını ama demiş görüşeceğim yine demiş. Ve tembel adam annesinin geldiği gittiği yollardan başlamış tırmanarak yüksek tepeye çıkmış ve değirmene gelmiş. Değirmene geldiğinde değirmenin kapısını çalmış. İçeriden bir ses, kimdir oğul? Ne istiyorsunuz benden demiş. Tembel oğlan, efendim demiş, beni annem gönderdi. Dün sizinle görüşmüş, benim derdime siz çare olacakmışsınız. Benim tembelliğime siz çare bulacakmışsınız. Benimle görüşmek istemişsiniz, o yüzden geldim buraya demiş. İçerideki bilge kişinin sesi, tamam tamam demiş, anladım. Aç demiş değirmenin kapısını, içeri gir. İlk defa demiş, senin içeri girmene izin veriyorum demiş. Bizim tembel çocuk korkmuş, telaşlanmış. İlk defa değirmenin kapısı benim açmamı istiyor. İçeride acaba kim var diye tereddüt etmiş. Ve o değirmenin kocaman ahşap tahta kapısını gıcırt diye açmış ve içeri girmiş. Baksa ki karşısında kimi görmüş çocuklar? O yıllar önce kaybettiği eşeğe durmuyor muymuş? Masal bu ya. Eşekliğe gelmiş. Gel demiş, gel içeri. Şaşırdın değil mi demiş beni görünce. Bak demiş, senin bana vermiş olduğun kitapları tamamını okudum. Kitaplar bittikten sonra yeni kitaplar bulmak, yeni bilgiler öğrenmek için ağırdan kaçtım. Bir sürü kitap buldum. O kitapların içerisindeki bilgileri öğrendim. Bak, bilge kişi oldum. Bu değirmende bana gelen her kişinin derdine derman olmaya çalışıyorum demiş. Ya sen? Sen ne yaptın demiş bunca sene? Tembel tembel yattın mı demiş ya? Tembel bir insan mı oldun demiş. Bizim tembel adam çok utanmış eşekten. Ne yapacağını şaşırmış. Bir müddet sessiz kalmış ve kafasını kaldırmış. Eşek kardeş demiş. Ne olur beni affet. Ben anlayamadım demiş. Bunca yıl boşu boşuna yaşamışım. Bana müsaade et. Senin demiş yanında kalayım. Senin bütün işlerini görürüm. Bu değirmeni temizlerim. Kuyudan su getiririm.
ziyaretçilerine ikramda, hürmette, hizmette bulunurum. Bütün işlerini yaparım ama senin yanında kalayım. Sen de bütün bildiklerini bana öğren. Ben de toplumdaki insanlara faydalı bir kişi olayım der. Bizim eşek bu teklifle beğenir, hoşuna gider ve tamam der. Tamam, artık ben zaten çok yaşlanmıştım. Ben de günün birinde ölüp gideceğim. Yanımda kalmana izin veriyorum demiş. Bütün bildiklerimi sana öğreteceğim. Ben öldükten sonra da benim yerime geçersin, insanlara faydalı olmaya çalışırsın, bilge bir kişi olursun demiş. Ve dediği gibi eşeğin tembel adam yanında kalmış, günler ayları, aylar yılları kovalamış, tembel çocuk eşekten bütün bilgileri öğrenmiş. Ve günün birinde eşek ölmüş, eşeğin yerine bizim tembel adam geçmiş ve eşekten öğrendiği bütün bilgileri ziyaretine gelen insanlara aktarmış, insanların derdine derman olmuş ve o günden sonra kasabanın en bilgili kişisi olmuş. Kasabalıya en çok yardımı dokunan insan olmuş ve o günden sonra hayatını mutlu, mesut bir şekilde, bilge bir şekilde geçirmeye devam etmiş çocuklar. Hikayemizde, masalımızda burada son buldu. Nasıl? Beğendiniz mi? Evet, güzel bir hikayeydi, güzel bir masaldı. Beğendiğinize çok sevindim. Evet çocuklar, sizler de böyle tembellik yapmıyorsunuz değil mi inşallah? Evinizde anneniz, babanız ne isterse hemen koşup onları yapıyorsunuzdur umarım. Ha, sakın ha, annenizin, babanızın yapma dediğini yapmayın. Yap dediği şeyleri yapın. Çünkü henüz daha küçüksünüz, yaşınıza göre işleri yapın. Sakın ha, büyüklerin yapmış olduğu işleri yapmaya kalkmayın. Yaşınızı yaşayın çocuklar. Niye diyorum biliyor musunuz? Bir sonraki masalımızla bağlantı olsun diye söylüyorum. Bir sonra sizin yaşınızla, yaşınıza göre yaşayın konulu bir masal anlatacağım da onun için söylüyorum çocuklar. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Yeni bir masalda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.